Yeni bir videoma hoş geldiniz. Artık paketlerimi açıyorum. Şu kapının önünde duran paketleri arkadaşlar. Sonuncu pakete geldim burada. Ve tabii ki sonuncu paketin içinde ne var? Tabii ki diyorum da sanki şey böyle çok normalmiş, biliyormuşsunuz gibi. Anneme airfryer. Aracıma airfryer. Benim airfryer'ın aynısı. Annem çok istiyor bunu. Bu Karaca'nın airfryer'ı. Zaten Karaca'nın siparişleri burada. Ve çıkartayım şöyle göstermek için. Bunu önümde bir açayım şöyle. Görün yani. Bu zaten airfryer bu. Karaca'nın bu airfryer. E-Pro Cook. Bu yemek yapan da yani. İçinde sulu yemek falan da yapıyorsunuz bunun burada. Ayrı kabı var. Bu en çok satanmış. Onun için benimkini o zaman öyle almıştım. Annem de aynısını istedi. Aslında anneme ben böyle çok kullanışı kolay bir şey istiyordum. Hani böyle fazla düğmesi olmasın, saatini ayarlama. Sadece bir böyle ayarlasın saatini ve ne bileyim derecesini ayarlasın istiyordum. Seninki ne yapıyor? Benimki şunu yapıyor. Seninki ne yapıyor? Benimki şunu yapıyor. Benimkini de öyle olsa bari deyince içime sinmedi arkadaşlar. Öğretirim dedim. Onun için onunki de benimkinin aynısı oldu. Air Cook. Şuranın haline bir bakın. Ay, çöplük gibi, karton çöplüğü gibi oldu ama bunlar artık Cihan'ın ellerinden öper. Bunları Cihan toplasın. Ben şöyle bir siparişlerimi göstereyim size. Bunları çoktandır özeniyordum. Hatta söyledim mi videolarımda? Ben bu tabakları, bu rengi çok seviyorum. Çok elegant duruyor ama şu altın renkleri var ya, bunlardan böyle bir tereddüt ediyordum. Acaba kullanışlı olur mu? Makineye bana karar olmuyor. Her şeyi makineye atıyorum falan diye. En sonunda dedim ki dikkat edeceğim. Makineye koymam icabında ve kullananlar var. Hayır, çıkmıyor. Bu altın rengi çıkmıyor diyorlar. Bilmiyorum. Yani ama ben yine de koymayacağım. Bunlar çorba tabağı böyle. Bunlar normal düz tabakları. Bunlar ya yoğurt kasesi mi diyebiliriz böyle. Burada iki tane böyle şeyi var. Derin ne bileyim salata falan koymak için bunlardan. Ve bu şeyleri salata tabakları böyle. İki tane küçük, iki tane de büyük. Ben şu an 8 parça aldım. Dörtlüydü. Bunlar 12 kişilik yoktu. Dörtlü bir aldım, dörtlü bir aldım. Şimdi dedim 8 böyle 8 kişilik yeter bana diye. Ve düdüklü tenceresi. Evet, düdüklü tencereyi de Karaca'nınkini aldım. Bunu. Bu da güvenilir pişirme sistemi. Hızlı pişirmesi var. Bakın lezzet vitamin koruması var. Bu kapak ikisine de oluyor. Böyle bu büyük tencere. Bu biraz küçük. Bir de böyle normal kapağı var yanında. Bunu tercih ettim. Ve bir de annemin işte bu airfryer. Şimdi bunun içinden açmayacağım da siz benim neyse bir açayım ya. Nasıl olsa anneme gidince bunu açtıracak bana orada o hemen. Bir bakalım diyecek. Şöyle bir sizin için de açayım. Tekrar görmeyenler için bir göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle bakın. Bu işte. Böyle. Burada bütün şeyleri var. Rösten, Offerman, yoghurt, gemüse, ups. Ama çok güzel. Annemin airfryer'ı. Oy, ben ne yapsam? Ben bunu değiştirsem mi acaba? Bunu ben alsam, anneme benimkini versem. Benimkinde mesela burası Türkçe, bu Almanca. Allah Allah. Ben bunu şimdi anlayamadım. Niye? Bu öyle. Şeyi, büyüklüğü, altının büyüklüğü. Pırıl pırıl. Anacıma yeni airfryer. Ve benim airfryer'ım da gri. Bu siyah. Benim yine kafam karıştı. Şimdi arkadaşlar böyle bir tabak var. Bakın bunun derinliği. Bunu ben çorba tabağı diyordum. Bakın bir de böyle tabak var. Bir de büyük tabak. Şimdi böyle hazırlamıştım normal. 3 tane. Bakın. Bir de şimdi onu görünce zannedersen bu servis seviye tablet gibi oluyor altına. Bu normal pilavlı et için. Bu çorba. İşte böyle. Ne bileyim ben böyle bir şey üst üste koydum. Denemek için nasıl duruyor diye ama cidden çok güzel ya. Çok beğendim. Akşam yemeğimizi yaparken çekim yapmayı unuttum arkadaşlar işlerimizin arasında. Bugün kartofel graton yaptım. Airfryer içinde yaptım bunu. Yanına salata ve kartofel graton yemek istemeyen sadece et yiyor burada. Şeyle Semin'le yiyecekmiş. Ve yeni servisimle böyle bugün kendimize servis yaptım. Aslında bunu misafire kullanacaktım ama bugün biz deneyelim. Ve şimdi bitti. Şuraları toplayalım arkadaşlar. Toplayalım. Her tarafa bomba düşmüş gibi. Benim kamera açık mı? Açıkmış. Airfryer'da
yüzümün önünde. Bunu yıkayacağım, hemen kaldıracağım. Denemiş oldum annemin air fryer'ını. Şöyle tabii ki deneyebilirim. Hem Instagram'a çekim yaptım görmeyeyim diye orada. Hani şimdi annemlere gidince yaparım yapamam çekimini, ne olur ne olmaz diye. Böyle yani şimdilik bulaşıkları toplayacağım. Tabii bunları elimde yıkayacağım. Ben bunları makineye koymayacağım. Ne olur ne olmaz. Koyanlar varmış arkadaşlar ama ben koymayacağım. Çünkü sayfalarında da öyle pek bilgi yok koyulur koyulmaz diye. Ama çıkıyor diyenler de var. Hani kenarları şeyi. Hani yaldızı kenarlarının. Evet böyle. Devam burada çalışalım. Kole sevindikten sonra benim kızım tekrar şey oyunun başına geçti. Çünkü hem oyun oynuyor hem burada Türkiye-Almanya maçına bakıyor. Biriz şu an. Kaçıncı dakika? 38. dakika. Hadi bakalım Türkiye. Göster kendini. 2-1 Türkiye değil mi? Mine? Ha? Hadi be. Helal be. Helal be. Yürüyün. Yürü. Vay vay vay. Ben bugün yatağımı örtmedim bile. Sadece yorganı böyle örttüm, bıraktım. Silas da keyif yapıyor benim yatakta. Pijamalarım geldi. Trendyol'dan sipariş verdiğim pijamalar. Onları bir göstereyim dedim. Böyle kışlık, tam kışlık benlik. Çünkü ben çok üşüyorum. Çok üşüyorum cidden yani. Kışın. Silas nereye gidiyorsun? Ha? Bu tam böyle kışlık. Ne Almanca buna fleece diyorlar mı? Ne diyorlar? Havlu mu? Havlu kumaşı mı oluyor bu? Nasıl oluyor? Bu da öyle bir şey. Bakın. Tam böyle sıcacık tutacak. Tabaklar kırılmaya devam ediyor. Bunu kırdım ve bulaşık makinesine yerleştirirken bunu da kırdım. Burası bayağı kırıldığı için bunu hemen böylece atacağım. Kahvaltıdan hemen atlayalım akşam yemeğine. Arada işlerimi yaptım, videomu falan yaptım. Saat 4 oldu. 4. Hemen akşam yemeğine başladım. Bugün Gibraat elimizin yaptım. Şu şeyli makarnayı, tavuklu makarnayı. Ona başladım. Valla gün o kadar çabuk geçiyor ki yani nasıl geçtiğini anlayamadım bugün. Ne yaptım, ne iş yaptım da bu kadar geçti çabuk. Bilmiyorum. İşlerim bir türlü yetişmiyor. Şöyle saat 3-4 olup da ben bittim. Yemeğim de bitti. Evimin işi bitti deyip ben oturamıyorum. Belki oturanlar var aramızda, yapanlar var. Ya ben plansız çalışıyorum. Bilmiyorum, bir anormallik var bu ara. Burasının da şuraları biraz şey olmuş, çürümüş. Bunu çoktandır almıştım. Bunu yapayım dedim. Hem burası yerlensin. Benim sadece bir problemim var bu ara. Arkadaşlar şu bizim boşanma işi bir türlü ilerlemiyor ya. İlerlemiyor. Avukatı 3 kere aradım. Üçünde de geri dönmedi. Dönmedi. Birinde döndü işte, ilkinde bir döndü, tamam dedi, kağıtları halledeceğim. Ben de hepsi var dedi, bir şey olursa ararım dedi. Arıyorum, sekreteri çıkıyor. Arayacak diyor, aramıyor. Ne olacak bu iş bilmiyorum. Ben bir kere bir başka avukat aramıştım, sormak, danışmak için. O da dedi ki, bütün dedi önceki kağıtlarınız falan dedi, orada dedi. Onun için benim tavsiyem dedi, yani o avukatta kal, yoksa benim oradan kağıtları getirmem, eklemem. Yani bunlar hepsi ücrete dahil olur dedi yani. Bunlar hepsi iş. Birazcık pahalıya, hani birazcık. Tabii oraya mektup yazacak, oraya mektup yazacak. Avukata, öbür avukata mektup yazacak, kağıtları getirecek. Tabii bu da ona iş. Bir mektup yazmak 100 euro mudur, nedir, ne bileyim artık. Böyle bir şey avukatların fiyatı. Onun için dedi sen orada devam kalmaya bak dedi. Yani bu yani çok bir şey işlem değil dedi. Sizin her şeyiniz hazır tamammış dedi. Böyle bir şey yapıyor. Uzatıyor işi. Nasıl uzatıyor ben anlamıyorum. Neden işi mi çok? Kardeşim biz de paramızla yani sonuçta. Bu kadar çok boşanan mı var acaba? O da olabilir yani. Bilmiyoruz. Olabilir. Her şey olabilir. Bakın ben bunu
bunun içinde süzecektim bu pırasayı, yıkadım. Yine normal şey yaptım, bıraktım. Aha işte ben buyum. Konuşuyorum diye sizinle. Burada bunu şey unuttum. Ya bir an önce şu işlem bitsin istiyorum artık. Bir an önce yani. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi benim için ama şimdi bu hafta, önümüzdeki hafta bir daha arayacağım. Diyeceğim yani eğer geri aramazsa ne kadar öbür avukata da fazla versem işlemler için diyeceğim, ben başkasına yaptıracağım. Yoksa bekleyemeyeceğim böyle. Şimdi aha yılbaşı geliyor. Yılbaşı tatilleri geliyor. Ondan sonra tatile giderler. Tatil olur. Yılbaşı gelir. Weihnachten derken yeni yıl olacak. Ondan sonra yeni yılda uza babam uza. Her işin peşinden koşuyorsun. Maalesef. Yani bir kere aramakla, iki kere aramakla olmuyor. Bir de bu beni şimdi randevuya çağırır. Kağıtlar imzalanacak diye. Randevuyu vermesi de uzun sürer. Şu gün tarih vaktim yok, bugün vaktim yok, şu gün yokum, bugün mahkemedeyim. Benim o avukatım böyle büyük avukatlık bürosu orası. Orada her alana bakan avukatlar var yani. Biri boşanmaya bakıyor, biri ne bileyim mal mülk işine bakıyor, biri ceza işlerine bakıyor. Yani böyle bir şey. O kadın da, yani kadın benim avukat, o da işte böyle bu aile işlerine, boşanma işlerine bakıyor. İyi aslında, çok iyi avukat yani. Ben onun avukatlığını çok seviyorum. Tuttuğunu koparan cinsinden böyle ama. İşte bir de böyle bir uyuz olmaz ama olur sanki. Lütfen. Burada dizide bakıyorum. Yaprakları yine takılıp. Evet şimdi bir de etimiz doğru. Allah 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 Allah. Etimi doğrayayım. Ben sana şu yemeğimi bitireyim. Burada makarna suyumu koydum. Spagetlerimi önce. Etimi, pırasamı ve havuç. Baharat olarak da bu. Bunu yapıyorum ben. Yemeğimi yaptım. Bitirdim. Burada bakın arkadaşlar böyle. Ama bugün benden de tamam böyle. Bayağı işlerimi hallettim. Pazar günü ama bayağı yoruldum yani. Birkaç işlerim birikmişti. Saat 6 oldu. Bu 2 günlük video. 2 günde bakın ne kadar toparlayabiliyorum. 2 günde ne kadar çekim yapabiliyorum. Yani çalıştığım saatler arada olduğu için o saatleri çekmiyorum. O vakitlerde hiçbir şey yapamıyorum yani. O da bayağı bir zamanımı aldığı için bu kadar oluyor. Umarım yani aranızda böyle ay niye uzun olmuyor işte başkaları yapıyor da. Ben böyle uzatmasını hiçbir şey olmadan böyle ne bileyim. Çekmesini sevmiyorum. Yani kamerayı buraya koyacağım. Ben evin içinde çalışıyorum. Oraya gidiyorum. Buraya gidiyorum. O odadan bu odaya giriyorum. Ne bileyim. Böyle şeyler de yani bence anlamsız gibi geliyor bana. Onun için yapmıyorum yani. Bu da benim fikrim. Önümüzdeki hafta bu avukat işini acilen halletmem lazım. Ona yoğunluk vereceğim. Diğer işlerim kalırsa kalsın gideceğim. Kapısına dayanacağım artık. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Bitiriyorum burada videomu. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşelim. Hoşça kalın.